Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Arkadaşlar transfer dönemindeyiz. Resmi olarak başlamasa da transfer tescil dönemi. Transfer dönemindeyiz. Sık sık videolar izleyeceksiniz. Sık sık canlı yayınlar göreceksiniz. Şunu belirteyim. Üyelik. Arkadaşlar üyeliği tavsiye ederim. Hocam benim durumum yok diyen arkadaşlara da videoları sıklıkla izlemesine tavsiye ederim. Arkadaşlar üyelik hediyesi şöyle oluyor. Artık canlı yayınlara girmenize bile gerek yok. Ben diyorum ki YouTube al sana 750 lira para 50 kişiye üyelik hediye et diyorum. YouTube kanalın en aktif, en çok video izleyen en çok reklam tıklayan, en çok beğeni atan kişilerine zaten bir listeye sunuyor. Yakında bunları bizde de paylaşacak. Ah keşke paylaşsan Her ay en e, favori 3 kişiye hediye gönderirim. Kesinlikle bunu düşünüyorum. Bunu yaparım. YouTube diyor ki en favori 3 kişi bunlar direkt olarak veriyor. Arkadaşlar Diyelim ki 100 kişiye verildi. En favori 100 kişi. Yani olabildiğince video izleyin. Size bir çakallık söyleyeyim. Kısa kısa oynatma listesi var. Açın açık bırakın. Bırakın arka planda oynasın. Videoların süresi kısa olduğu için daha fazla sayıda video izlemiş oluyorsunuz. Benden söylemesin. Fransız ekibinden o sayı Samuel için teklif. Fenerbahçe'de lig bitti. Türkiye kupasıyla taçlandı diyeyim. Ya da sonlandı diyeyim. Nijeryalı Bright o Samuel'e. Fransa'dan Dikkat çekici bir teklif geldi diyor haberin detayından. Fransa ekibi Troyes, bonuslar dahil 7 milyon euroluk bir paket sundu. Glasgow Rangers'a da adı geçiyor. O sahinin. Ve Fenerbahçe'de sıcak bakıyor. 2 yıl önce 508 bin euroya alındı. 450 bin pound'a. Ve eğer bu fiyata bile giderse, Fenerbahçe'ye iyi bir para bırakmış olacak. Ben şunu söyleyeyim. Beklenti 10-12 civarında. Bakalım pazarlıkta sürecek nihai kararı görürüz. 37 maça çıktı o sahip. 2,5 sezonda toplam 99 maç 3 gol 7 asist. Hocam bu kadar kısır bir futbolcuya bu parayı vermeleri arkadaşlar o bitiricilik zekası yok. Şimdi Ryan Kent Fenerbahçe'ye alındı. Herkes bana aynı soruyu soruyor. Hocam Ryan Kent doğru adam mı diye. Şimdi Ryan Kent'te bitiricilik ve futbol zekası var. Rossi'de o yok. Rossi'de hız var, sürat var. Bitiricilik ve zeka yok. O de benzer. Hadi o sayıyı sağ bek yaptık. Rossi'de fizik olmadığı için onu da yapamıyorsun. Aradaki fark bu. Hayırlısı olsun. Zayt kalmaya daha yakın diyor. Ben üyelere de söyledim. Bu videoyu izlerken belki de uzatma açıklaması yapılacak. Sözleşmesi bitti Zayt'sın. Fenerbahçe'de. Jesus'un da artık ayrılığı kesin. Jesus kalıyorsa ben devam etmeyeceğim demişti. Jesus gideceği için de ben daha önce söyledim. Hani Gürcan Bilgiç de dedi. İşte Valencia Jesus Zayt bugün 3 tane gidecek kişi e, var diye. Ben ısrarla söylüyorum 2 tane gidecek kişi var. Birisi Suudi Arabistan'a, biri internasyonel. Ama Zayt uzatacak diye. Zaten yeterince süre almadığını düşünüyordu. E, ve dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Jesus'un en büyük hatalarından biri buydu. Düzenli kadroyu kuramamıştı ve kadro sürekli yetersizdi. Bakın son dönemde düzenli kadroyu kurmaya başladıktan sonra bir Galatasaray mağlubiyeti var sanırım. Sadece o mağlubiyet. Çoğu maçta da Hüviyet kaybetti takım. Yani o takım o gün şuursuz bir takımdı. Onun dışında oynadığı bütün maçları kütür kütür oynayıp kazanan bir takım. Enteresan. Sezonun maçından beri bunu yapsaydı Zaits ara o ikilisini yapsaydı. Demek ki çok şey, fazla şey gebeydi. Türkiye'den 5 Beşiktaş-Trabzonspor takip ediyor. Bakın sözleşme uzatacak ya. Derler ki vazgeçildi. yani Vazgeçildi derler. Ee, bu sezon 5 gol 4 asist 34 maçta gayet de hoş bir performans belirtmiş olayım. Fenerbahçe'de Hector Bellerin sesleri diyor. Geçtiğimiz sezon geçtiğimiz günlerde bunu konuştuk Hector Bellerin olayını. Haberlere de düşmüş. Ben sevindim duyumumun haberlere düşmesi e, açısından. Sporting Lisbon'dan Hector Bellerin Arsenal, Barcelona gibi takımlarda oynadı. E, 20 maçta süre buldu. Geçenlerde de söylediğim duyumun tekrar arkasındayım son dönem performansı çok düşük. O yüzden de bizim e, hani biz o ol, bize olmayacak arkadaşlar onu söyleyeyim. Tamam. Onu belirteyim. Şimdi Fenerbahçe ve Beşiktaş Roma ile sözleşmesi bitecek. El Şaravi ile ilgileniyor demiş bir kardeşimiz. Şimdi El Şaravi yani e, bir döneme bomba vurmuş isimlerden bir tanesi. Ama şimdiki El Şaravi 5 milyon euro piyasa değerine düşmüş. Sözleşmesi bitecek 30 yaşına gelmiş bir isim. Ancak şunu unutmayın. Şunu unutmayın arkadaşlar. Futbolcu bu sezon 42 maça çıkıp 9 gol, 4 asist yapmış. 2193 dakika. Yani yaklaşık 24 maçta 9 gol, 4 asist yapmış Serie A ve Avrupa Ligi'nde. Çok da bitmiş sayılmaz. Yani bir Çin macerası falan vardı arada çok da bitmiş sayılmaz. Düşürülebilir sol kanatta oynayan bir isim. Hani kenti aldık. Onun önüne bu ismi alır mıyız? Ben Fenerbahçe'nin bunu yapacağını sanmıyorum ama yaparsa çok zekice bir hamle olur. Fenerbahçe Tom Thomas Lemar'la ilgileniyor diyor bir duyumcu kardeşimiz. Thomas Lemar hani şu Atletico Madrid'in 25 milyon euro piyasa değerindeki 27 yaşındaki 10 numarasından mı bahsediyor? 32 maç bir gol 3 1578 dakika. Şimdi bu haber niye yapılır ben size söyleyeyim. Bu haber tıklanmak için yapılır. Bu haber e, insanları çekmek için yapılır. Bana gelen hiçbir bilgi yok. Bilginiz olsun. Ali Koç ve Nasir al Renato Sanchez için görüşü bunu diğer kısımda konuştuk. Başka? Yani başka ne var? Thomas Lemar'ı da konuştuk. Suudi kulübü, içi Michi Bacuay. Almak istemiş. Fenerbahçe'de 7,5 milyon euro talep etmiş. Fenerbahçe'nin talebi 12 milyon euro. 12 milyon euro bat için Türkiye Kupası finalde 2 gol attı. Artık tamam diye düşünüyorum. Fenerbahçe'den Greenwood hamlesi. Şimdi hocam ya bir şey söyleyeceğim. Sosyal medyadakilere sen mi bu haberleri yaptırıyorsun? Çünkü sen ne desen birkaç gün sonra sosyal medyada paylaşılıyor diyorlar. Arkadaşlar ben bana gelen duyumu aktarıyorum. Benim görevim bu. Ben öyle kendim hani kendimi duyumcu olarak nitelendirmiyorum. Geleni aktarıyorum. Bir öğretmen olarak ders anlatıyorum gibi düşünün. Duyum anlatıyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Tamam. Şimdi Greenwood hamlesi Manchester United İngiltere dışına kiralamak istiyor. Greenwood'u. Ve Fenerbahçe'de kolları sıvadı. Görüşmeler sürüyor. Bir şey söyleyeyim mi size? Şimdi El Sharavi ve Greenwood Thomas Lemar'ın ben olacağına gram ihtimal vermiyorum. Bana gelen duyum yok ama duyumcu kardeşimize de saygı göstereyim. Sonuçta diyor ki ilgileniyor diyor. Ben bana gelenden mesulüm. Ben bilmiyorum ama Greenwood, El Şarabi diyor. Thomas Lemar alınırsa Fenerbahçe seviye atlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi hücum, hücum gücünü yükseltmek istiyoruz. Greenwood'un durumu sıkıntılı. 21 yaşında İngiltere dışına kiralamak istiyor. Tartışmalar var. Hani e, Greenwood'la alakalı bir şeyin teşebbüsü diyeyim. Fiili bedensel zarara neden olan saldırı ve zorlayıcı davranış suçlamaları vardı. 2022'de tutuklandı. Ardından bu suçlamalar Şubat 2023'te bitti. Yani düşürüldü. Bu durum futbola dönüşünde sıkıntı yaptı. İngiliz kulübü de dedi ki öyle olmaz böyle olur dedi. Futbol hayatını bitirmeye yemin ettiler. Ama şu anki süreçte de ortalık durulmuş gibi. Umarım hayırlısı olsun. Yani hem Fenerbahçe için hem Manchester için hayırlısı olsun. Ama ben bu transferin olacağını düşünmüyorum. Artık düşünmüyorum. Daha önce de söyledim. Dominik Livakovic'e geçelim. Şimdi Livakovic müjdesi ve Livakovic ısrarı. Şimdi bakın önce ısrardan başlayalım. Çünkü İspanya La Liga'nın ekiplerinden Villarreal Hırvat e, Livakovic'i ikna etmek için Zagreb, yani ikna etmiş gibi gözüküyor ama Zagreb'i ikna edemedi diyor. Fenerbahçe yeni bir görüşme istedi. Şimdi Altay Vayındır'ın sakatlığı malum ama 4 senelik bu kahveli uzatılması yaşandı. İrfan Can Eğribayat kaleye geçti. İrfan Can'ın performansı hoşa gitti ve bon bonservisi alındı. Ve yine de Altay'ın teklif aldığı da düşünülürse arkadaşlar. iyi teklifler, alı iyi teklifler var masada. Ve Dominik Livakovic için de Fenerbahçe'nin hırsı var. Dinamo Zagreb'e 7 milyon euro, 6 milyon eurolar falan önerildi ama 15 o şey 10 milyon euroya serbest kalır maddesi denildi. Yönetimde sıkı bir pazarlık diyor. 49 maça çıktı bu sezon. 49 gol yedi ama 13 kez kalesini gole kapattı. 2024'e kadar da sözleşmesi var diye. Şimdi Hırvat basınından T portalın haberine göre Zagreb Livakovic için Villarreal'in yaptığı 7 milyon euroluk teklifi reddetti. Haberde Dinamo Zagreb'in 10 milyon euro istedi. Villarreal'in diğer alternatiflere yöneldiği söyleniyor. Arkadaşlar ben size duyum söyleyeceğim. Çok net duyum söyleyeceğim. Hatta son dakika videosunu vererek söyleyeyim. Ali Koç Livakovic için 5, şey 4 milyon eurodan başladığı Transfer teklifini 8 milyon euroya kadar yükseltti. 8 milyon euroya kadar. Ancak kulübe 10 milyon euroyu verin alın diyor. Ali Koç bu transferden biraz yan çizmiş durumda. Ama 8'e kadar çıktığını bilin. Fenerbahçe'den transfer taarruzu şampiyonluk kaptırıldı. Türkiye kupası alındı alınmasına ama Fenerbahçe ölümüne bir kadro kurmak istiyor. Ve yıllardır hasret kaldığı şampiyonluğu elde etmek istiyor. Brezilya basınından Ojogo, Sarı Lacivertlerin dünya yıldızı eden Hazard'ı transfer etmek adına yoğun bir mesai içinde olduğunu söylemiş. Ki ben bunu doğru bulmuyorum. Doğru değil bu. Yani her gün bir transfer iddiası da ortaya çıkıyor. En yakın kulüp Fenerbahçe diyor. Yıllık 6,5 milyon euro istedi diye. Yıllık 6,5 milyon euro isteyen Zaha. Zaha geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'den 6,5 istedi. Fenerbahçe'den Naun avu dedi. 5 farklı tekimden, takımdan teklifler alsa da Wilfred Zaha'nın hani yüksek bedeli takımları zorluyor. Ve takımlar kabul edecek gibi durmuyor. Onu da belirteyim. Şimdi final bitti. Edin Dzeko'nun da finali bitti. Edin Dzeko ile Fenerbahçe'nin görüşmesi var. Birçok da talibi var. Ben şunu söyleyeyim. Grimwood 1, El Şarabi 2, Thomas Lemar 3, Edin Dzeko 4 zaten Riyankent'te Fenerbahçe'ye geldi 5. Şu an stoper lazım Fenerbahçe'ye. Hem de ciddi stoper lazım. Bu, bu transferler ihtimalinde ben en son video bittiğinde tekrarlayayım. Video bittiği zaman diyeyim ki ihtimal şu kadar diyeyim. Fenerbahçe İtalyan Yıldızı istiyor. Hangi İtalyan Yıldızı? Federico Bernardeschi. Şimdi bu Bernardeschi diyordu. Bizim Elif de duyuyordu PES'de ben oynarken. Baba Patateski gidiyor diyordu. Umarım Patateski'yi alırız. Umarım Patateski'yi alırız. Şimdi Bernardeski hani ben Juventus dönemini hatırlıyorum. Şu anki kulübü sanırım e, Toronto'ymuş. Yeni transfermiş. Ne zaman transfer etmişler Toronto? 15 Temmuz 2022'de transfer etmiş. Bedelsiz bir şekilde. Sol ayaklı futbolcuyum. Yaşı 29. E 18 maç 3 gol 2 asist. E Arkadaşlar Diego Rossi bu ligin hani gol kralı olarak falan geldi ha bilginiz olsun. Hani ben sadece söyleyeyim de sonra bana demeyin hocam demedin diye. Ya geçiniz ya. Ve iki tane kanat almak istiyoruz. Hani Kent tamam, bir kanat daha kabul. Ancak bu o değil. Avrupa'ya dönmek istiyor demiş. Toronto'da 31 resmi maça çıkmış, 11 gol, 5 asist yaptı diyor. Yani ben eski ismini hiçbir duyum kaynağımdan doğrulatamadım. Bilginiz olsun. Ve son haberimiz 3 büyükler milli oyuncunun peşinde. Galatasaray'ın ardından iki ezeli kulüpte. Can Yılmaz'a talip oldu. Hangi Can Yılmaz? Şu Fenerbahçe Can Yılmaz mı? Şimdi 3 takımda A takım formasını giyen genç futbolcuyu almak istiyor. Ve e, Galatasaray'ın gündeminde Başkan vekili Erden Timur bizzat kulübüyle görüşmeleri sürdürüyormuş. Can Uzun için Beşiktaş'ta Fenerbahçe'ye devredemiş. Gümbel U19 takımında futbol hayatını sürdürüyor. 17 yaşındaki forveti kadroya katma yarışı varmış. U19 takımıyla 22 maçta 21 gol 6 asist. Ve yüksek formuyla 3 kez de A takımda görevlendirilen Can için hem Fenerbahçe hem Galatasaray'ın Beşiktaş mücadele ediyor diyor. 11 Kasım 2005'te Almanya'nın Regensburg şehrine dünyaya geldi. 1.86 boyunda forvet. Yumbert de devam ediyor. Milli takım tercihini Türkiye'nin yana kullandığı U17 daha yıldızı formayı giyen Can 6 gol kaydetti. U18'de ise 2 defa sahaya çıktı diyor. Haber bu şekilde. Şimdi genel bir toparlama değerlendirme ve yüzde verelim. Bu saydığım isimleri Fenerbahçe'ye transfer ettim hallerini söyleyeyim. Grimwood yüzde 5. El Şaravi bana gelen uyum yok. Yani keşke e, ee, almayacak olsak bile en azından denesek. Ya yani %0 diyorum çünkü bana gelen bir bilgi yok. Thomas Lemar yine %0 diyorum bana gelen bilgi yok ama duyum kaynağı arkadaşlar bir şeyleri paylaşıyorlar da boşuna da söylemiyorlardır. Edinçeko yüzde %99. Evet yanlış duymadınız. Fenerbahçe'de bakın Fenerbahçe'de Edinçeko yüzde %99 arkadaşlar. Yani %99 bitti sadece bu saatten sonra abdik riyan kent zaten Fenerbahçe'de şimdi Batshuayi'nin gitme ihtimali yüzde 85 Rossi yüzde 99 Zayt sıfır alma ihtimali yüzde 99 jesus gitti ee, başka Hector belerin yüzde sıfır livakovic Bence alamayacağız artık yüzde Bence 10 diyeyim Altay'ın gitme ihtimali 60 İrfan Can kalacak Eden Hazard bence %8'lerde, %6'larda Eden Hazard. Wilfred Zaha %6'larda ki sıfıra yakın bunlar farkındaysanız. Bernardo Eski'ye benim bildiğim bir ilgimiz yok. O yüzden sıfır diyorum. Can Yılmaz'la da uğraşıyoruz ama bakalım kim alacak. Fenerbahçe transfer gündemi bu şekilde arkadaşlar. Beni izlediğiniz için analım bir e, müdavimi, bir ferdi olduğunuz için hepinize teşekkürler sunuyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.